Video oyunları piyasası ilk oluştuğundan beri korsanla mücadele veriyor. Farklı çipler geliştiriliyor, farklı yazılımlar geliştiriliyor. Çipler zamanında Nintendo tarafından 90'lı yıllarda geliştirilmişti ki artık yazılım olarak Denuvo kullanılıyor. Ama yine de korsan çok yaygın. Hatta kitapların önüne geçen, markayı daha da büyüten Witcher tamamen korsan oyun alım satımlarıyla çıktı. Witcher serisini CD Projekt Red yapıyor. Hatta bu firmanın başında CD olmasının sebebi zamanında firmanın korsan oyunları CD ile satmasından kaynaklanıyor. Direkt firma olmadan önce Polonya'da o kadar fazla korsan oyun oynanıyor ki onlar da sürekli olarak parayı oradan kırıyorlar. Tabii bir gün farklı bir fikirle çıkıp başka bir firmanın oyununu özel kutulu versiyon olarak satmaya başlıyorlar. Ve daha ilk günlerden tüm kutular bitiyor ve ceplerine para geçtikten sonra şunu diyorlar. Biz neden kendi oyunumuzu yapmıyoruz ki? Sonrasını zaten biliyorsunuz. Yazardan oyunun haklarını alıyorlar ama yüzde veriyorlar. O kabul etmiyor, bana paramı verin diyor. Sonra yıllar sonra oyun çok popüler olduğunda bu adam neden yüzde olarak almadım derken tartışmalar ama şu an araları düzeldi. Anlayacağınız korsan oyunlar dünyanın en iyi oyun firmalarından birinin kökenini oluşturuyor. Biz de bugün korsan oyunculara yapılan yapımcı trollerini, oyunları satın almaya teşvik etme yöntemlerini göreceğiz. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. La Abadía del Crimen, yani Suç Manastırı. Bu oyun 1987 yılında Paco Mendes tarafından kodlandı, Juan Delcan tarafındansa dizayn edildi. Oyun Umberto Eco'nun The Name of the Rose adlı kitabından esinlenilerek yapıldı. Oyunda bir manastırdayız ve suçluyu bulmaya çalışıyoruz, sorup soruşturuyoruz. Eğer ki oyunu korsan olarak edindiyseniz bir süre sonra İspanyolca sesler duyacaksınız. Pirata, pirata, pirata. Oyun size korsan diye bağıracak. İşin ilginç tarafı bu düşünülmüş, yapılmış, kodlanmış, seslendirilmiş. Fakat dağıtıcıya gittiğinde bazı sorunlar çıkmış ve bu yüzden de hiçbir şekilde korsan önleyici metotları çalışmamış. Bu oyunu tanımlayabilmek için GTA 5'in multiplayer'da araba yarışlarını örnek gösterebilirim. Çünkü daireler çiziyorsunuz, oradan oraya zıplıyorsunuz ve bu oyun 1990 yılı için çok efsanevi, atlamalı kaçmalı bir oyundu. Tabii o zaman oyunlar kutuda satılıyor ve o kutunun değeri apayrı. Sevdiğiniz bir oyunun kutusunu bulmanız, içinde CD'yi barındırmasa bile bulmanız ayrı bir size ayrı bir hava katıyordu. Mesela Duke Nukem Manhattan Project adında bir oyun var. Zamanında küçükken çok oynardım. Hala onun CD'si şu an gözümün önünde duruyor. CD kabı. O zamanlar internet çok yaygın değil. Herkes internete erişemiyor. Bu yüzden de yapımcılar tarafından oyunun kutusuna kod konuluyor. Oyuna girdiğinizde o kodu yazmanız lazım çünkü oyunu satın alıp almadığınız belli olsun. Eğer ki yanlış bir kod yazdınız ne mi oluyor? Araba son hızı giderken güvenlik önlemlerini alıyor, kendini kilitliyor ve parçalanıyor. Ve bu olay oyunun başlangıcında olduğundan dolayı 1 dakika bile oyunu oynayamıyorsunuz. Alpha Protocol. Bu oyun 27 Mayıs 2010 yılında Obsidian Entertainment tarafından yapıldı. Ayrıca bunu da araya sıkıştırayım ki zamanında CD Projekt Red'in sattığı özel kutulu oyunu da Obsidian Entertainment yapmıştı. Alpha Protocol ilk çıktığı zamanlar sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bazı insanlar yapımcılara diyordu ki ana menü neden bu kadar kötü dizayn edildi, bu sesler de ne? Normalde arayüzde dolaşırken size ayrı bir hissiyat verebilmek için ses efektleri kullanılır. Alpha Protocol'de ise korsan oyunculara rastgele sesler verilerek onları rahatsız etmek amaçlanmış.
Tabii, insanlar sadece şikayetçi olurlar veya dalga geçerler. Ve sadece bu basit menüdeki arayüz sesi. Oysa adamların yıllarca üzerinde uğraştığı bir oyunu kendisi direkt olarak para vermeden, emek hırsızlığı yaparak satın alıyor ve bununla da dalga geçiyor. Ama tabii ki kendi dalga geçilir duruma düşüyor. Şimdi sırf bunu dedim diye bir kişi alınganlık yapar ve ondan sonra olayı büyütür diye yorumlarda. Şimdi söyleyeyim. Evet, piyasa kötü. Evet, indirimlerden de alabilirsin. Korsan oyna. Ama yıllar sonra bir şekilde indirime düştüğünde oyunu alıp destek ver. Oyna, oyunu sevmediysen bırak. Ama oyunun hakkını verdiysen, tamamen zevk aldıysan yıllar sonra satın al. Bunu ben de yaptım. Çok korsan oyun oynadım. İndirime girdiğinde satın aldım. Dragon Quest 5. Oyun Super Famicom için 1992 yılında yayınlandı. Yani 92 yılında 5.si çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Tabii ki korsana yenik düşmesi istenilmiyor. Burada yine çiplerin devri. Eğer makineye taktığınız çip asıl çiple uyuşmuyorsa sorun çıkarıyor. Dragon Quest 5'te ise şöyle işliyor. Siz maceraya atılan bir gençsiniz. Bir gemide yolculuk ediyorsunuz. Varacağınız yerse maceranın başladığı yer. Fakat bu oyunu korsan oynuyorsanız asla ama asla karaya varamayacaksınız. Çünkü oyun sizi korsan olarak algıladığında asla gemiyi karaya götürmüyor. Ve siz de tamamen gemide sonsuza dek sıkışıyorsunuz. Wolfenstein: Spire of Destiny. Oyun 18 Eylül 1992 yılında piyasaya çıkıyor. Yine zamanında kutuyla satın aldığınız için bu oyunu yanında da kitapçık veriliyor. Fakat bu kitapçığa cidden ihtiyacınız var. Sonuçta internet devri değil, kimse bilgiye tak diye ulaşamıyor. Oyun size farklı onlarca soru soruyor ve bunların hepsinin cevabı sadece kitapçıkta var. Eğer ki kodu yanlış yazdınız, oyun size oyundan atıyor, DOS ekranına geçiriyor ve DOS ekranında size iğneleyici cümleler sarf ediyor. Bu cümlelerden bazıları şunlar. Yalnız bu kod kitapçığın içinde vardı veya oyun bu kadar ucuz değil. Açıkçası o zamanlar için efsanevi bir şey, çok tatlı geldi bana. Şöyle bir durum vardı, biz de zamanında bir araba yarışını korsan oynayacağız ama yine bir tane CD kodu istiyor indirme esnasında. Onu geçersen zaten oyun iniyor. Ben onları bulacağım diye kuzenimle iddialaşıyordum 5-4 yaşında, böyle basıyordum rastgele falan, olmuyordu. Sonra olmuyormuş diyordum, veriyordum. O da oyunu önceden almıştı sanırım. Böyle kafadan giriyordu kodu, bir şey bir yere yazmış vesaire, sonra oynuyorduk. Pokemon yüklüyordu bana, o tarz. Yani güzel zamanlardı. Cidden güzel zamanlardı. 4. Showdown. 23 Mayıs 2012'de çıkan bir yarış oyunu. Bu oyun diğer oyunlar gibi oyunu oynamanızı engellemiyor. Fakat korsan oynadığınızı size vurgulattırıyor. Yani korsan oynadığını biliyoruz. Biz de salak değiliz. Olayı neden dramatikleştiriyorum ben ya? Ya öyle bir şey dememişlerdir de dramatikleştiriyorum. Siz oyunu oynadığınızda yapay zekaların normalde isimleri olur. Botların isimleri olur. Fakat bunda yar. Bu hırlama gibisinden. Tüm botların, tüm yapay zekaların isimleri korsan bağırışları. Birinin yar sesi uzun, birininki kısa. Böyle korsan bir oyuna korsan isimler gider tabi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Buradan izleyen, destek olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca üyelerime de teşekkür ederim. Bütün üyelerim Peskop'un şu ana kadar atılan tüm videolarını izleyebiliyorlar. Kendilerine özel destekler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sonsuz üyelerim Kemal Arda Erdoğan'a, daha ünlüye, Yoraksa ve Etoramet'e çok teşekkür ederim. Önceden bu seride hiç değinmediğim bir oyun, bir korsan önleme yöntemi varsa, videosunu yapmamı istiyorsanız onu bana belirtin. Ondan sonra ben onları bir kenara not alacağım ve bir sonraki videoda sunacağım. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olun, videoyu beğendiyseniz beğenin. Bunları zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Go.